Köyündeyiz. Burada korkunç olayların olduğu söyleniyor. Evet. Kontrol etmeye geldik. Şimdi bakalım burada keşfe çıkacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Göreceğiz. Şu ileride bir zamanlığın olduğu ve oranın lanetli olduğu konusunda birçok köylüden haber aldık. Evet. O köylüler de pek fazla bizimle konuşmak istemediler. O yüzden hani jandarmadan da izin talep ettik. Bu köyde geçen yıl 500 kişi öldü ve sebebi belli değil. Neden öldüğünü, niçin öldükleri hiçbir şekilde belli değil. Genelde çocukların kaybolduğu söyleniyor. Hani bu konu hakkında kimse de konuşmuyor. Aslında manzarası falan güzel köyün. Ya manzarayı güzel geçtim ben. Olaylara... Ama işte şu anda olay yok. Şu ne? Geceleri burası yaşanacak gibi değil. Öyle diyorlar. Evet, öyle bir araştırma yapmamızın sonucu. Öyle genelde, bir... Oğlum YouTube sigarayı alıyor mu lan? Aldır abi. Genelde zaten geceleri buraya çakallar, kurtlar. Şöyle bir içeri bakmaya çalışalım mı? Kapısı açılıyor mu? Evet, inşallah hayırlısıyla bir gece evet, yayın şurada, yapacağız. Şurada yılanlı dere var diyorlar. Oraya da bakmamız gerekiyor. Yılanlı dere yalnız bataklık var orada çok tehlikeli. İstiyorsanız direkt oraya. Bir de geçelim. Uzun zaman gelmedikleri belli. Çimleri de kesmemişler şuradaki. Ya bize sokarsa yılan. Yani neden gidiyoruz böyle şeyler? Samanlığı gösteriyoruz size. Buraya gece burada girmeyi düşünüyoruz ya. Birçok hayvan kendi kendine öldü. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar burada her gece bir hatun atılır. Neyse tamam beyler gidiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu samanlık hayvan çökme tehlikesiyle karşı karşıya buraya girersek ne olacağını... Ah aman Allah'ım çek burayı çek 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 çek. Şşt. 45 diyor. Hiç anlamsız. Bu sayının uğursuz olduğu söyleniyor diye biliyorum. 45 rakamı çok tehlikeli bir rakam. En sevmediğim rakam 4. En sevdiğim rakam 5. İkisi yan yana durunca korkutucu oluyor. Evet arkadaşlar bataklığa doğru ilerliyoruz. Bataklıkta da birçok çocuğun kaybolduğu söyleniliyor. Yani bu konu hakkında haberlerden hiçbir şey çıkmıyor. Az bir de gideceğiz diye ayakları batırmayalım. Gözünü seveyim. Ya böyle iş olur abi. Arkadaşlar insanlara hizmet etmek için bu bataklığa bakmamız lazım. Çeker misin kardeşim? Abi yılan vardı var. Ben geçemem buradan ya. İşte yılanlı bataklığa gelmiş bulunduk. Abi şurada var ben görüyorum. Kafasını görüyorum abi. Çek çek oraya. Wow. Gerçekten bak. Vallahi şunları tamam, ilerleyelim şu köşeden. Kardeşim çünkü tam bataklık orada diye biliyorum ben. Burası bataklığa benzemiyor. Çamur olmuş bir yer. Şurası. Kardeşim bataklık benimle oynama. Abi bataklık işte. Abi ses duyuyorum ya. Yılanlı bataklıkta bir gün. Videonun başladı. İşte arkadaşlar burada bir çocuk hiçbir şekilde yetkililer buraya gelmedi. Gelmek sebebi belli değil. Ne öldürdü, ne öldü, nasıl öldü hiçbir şekilde bulunamıyor. Kardeşim, oğlum buradan zıplamasın. İşte. Burada ay kovan olmaması lazım normalde ama var. Görüyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar ama en tepede. Evet evet ben de şu anda gördüm evet. Gerçekten güzel bir ay kovanına benziyor. Bazı köylüler burada bostanları kazmışlar. Define bulunduğu da söyleniliyor ama tam net define. Şuradan bir şey zıplamasın. Define içine girme boş ver. Şimdi bak burada futbol konuşmaya geldik. Gözünü seveyim. Ertem, Ertem Şener'e buradan, meslektaşım Ertem Şener'e buradan selam. Arkadaşlar burada yılanın her türlü olabileceğini söylüyorum. He. Hani bu konu hakkında bacaklarımızın altına da gizlik yedik. Her türlü bir anlat, şu samanlığa bir daha bakmamız gerekiyor bakalım. Bataklığa benziyor evet. Ya çok korkunç. Yandı bu arada bilginiz olsun. Hani şu anda çok tat... Derler ya her güzelliğin yanında bir kötülük olur yani. Bu güzel köyünde böyle bir şeyi var yani. Şu an çok tatlı duruyor ama geceyi bilemiyorum. Gece arkadaşlar gelebilir miyiz? Allah. Hakikaten. Allah. Evet bunu zor. Bu ipi açıklayın bana. Bu iple kaç kişinin ve burada söyleyeyim. İnsanlar yaşıyor. Burada yaklaşık 20-25 hane şurada var. Şurada kan izi var diye görüyorum ben. Kan izi. 20-25 hane var ve insanlar burada yaşamayı göze alabiliyor. Gerçekten. Kan izlerini çeker misin kardeşim? Bu iple kaç insan asıldı? Evet. Hatta ipin şeyine bakın. İp hasar görmüş, ip yıpranmış. Neden? Çünkü buna eşek bağlıyorlar. Söylenenlerine göre daha önce Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçerilerin buraya getirilip isyan edenlerin asıldığı söyleniyor. Evet. Bu köy hakkında yani birçok şey var. Şöyle bir etrafına dönelim mi bakalım arkasına falan. Arkasında bir şey yok ama direkt içini çekelim bence. Aynen girelim içine ya hadi. Hadi şimdiden bir video... Ya ben sigarayı bırakmıştım abi. Şimdiden bir girelim arkadaşlar, içeriye. Arkadaşlar çökerse biz eğer bu videoyu atamıyorsak bilin ki ölmüşüz demektir. Hani bu yüzden de videoyu yükleyemeyiz bilin ki yani.
Hadi bakalım, bismillah. Bismillah. Ben buraya giremem abi. Abi çok tehlikeli. Git bakalım şöyle. Tamam. Çek içeriye, çek arkadaşım içeriye. Çekiyorum abi, dur ben bir gireyim içeri. Gir içeri. Oğlum, ananı sikeyim. Evet arkadaşlar, gördünüz sizi. Şu an taşlandık. Arkadaşlar. Beyler burada, ben korkuyorum. Ben gidiyorum, ben de siz iyilisin. Ben korkuyorum. Beyler ben korkuyorum. Abi havadan biri attı ha. Anlamadım ben bu işi. Yıkıl. Arkadaşlar, işte görüyorsunuz. Abi kimdi ya? Lanet bu mezarlık. Gel. Acaba bunun içinde Kabe'ye kasacağız diye kendimizden olmayalım abi. Hadi ya. Evet arkadaşlar, geldik köye. Köyü bir kısa bir çekim yaptık. Bu bir introydu, böyle bir kısa bir çekim. Arkadan yine sesler geliyordu ama. Gece de gireceğiz buraya. Bizi takip edin. Keyif alırsınız yani. Biz böyle bir araştırma yoluna çıktık. İnşallah daha sonra. İlk araştırma yolumuzda bu köyde gerçekten bir şeylerin olduğunu gördünüz. Ve gündüz vakti böyle oluyorsa gece vakti nerede sileceğimizi bilmiyorum. Yani bir dahaki sefer haftaya salıp gelmemiz lazım. O yüzden arkadaşlar abone olun, takipte kalın.